Ufak bir plak muhabbetinden dünya çapına ünlü bir müzik grubuna kadar giden bir dostluk dersem inanır mısınız? Evet, yaşanmış bir hikaye. Ama başlamadan önce kanalıma like atıp abone olursanız çok mutlu olurum. Evet, başlıyoruz. 1965 yılına gidiyoruz. Mazhar Alanson dönemin popüler gruplarından Beatles'ın plağını almıştır ve Kadıköy'de gezmektedir. Bu plağı gören Fuat Güner, Alanson'a plağı beraber dinleme teklifi eder. Böylelikle yarım asırı aşacak dostluğun temelleri bu muhabbetle başlar. İlk zamanlarda beraber Kaygısızlar grubunda Barış Manço ile çalışmaya başlarlar. Bu süreçte Özkan Uğur kadroya dahil olmuştur. Şimdi diyeceksiniz, EMF bu zamanda mı kuruldu? Tabii ki de hayır. Daha çok zaman vardı. 1973 yılına gelindiğinde Mazhar ve Fuat'ın tek albümü Türküz, Türkü Çağırırız çıktı. Ancak albüm beklenilen ilgiyi görmedi ve hüsranla sonuçlandı. Ayrıca bu albüm günümüzde nadirler arasında olup 2010'ların ortasında basılan yeni baskı plak formatı bile nadirler arasındadır ve çok değerli albümler listesindedir bu. Mazhar ve Fuat yanlarına Özkan Uğur, Ayhan Sicimoğlu ve Galip Boransu'yu alarak 1976 yılında İpucu Beşlisi'ni kurdu. Aynı yıllarda bu grup bir 45'lik plak çıkardı. Bu plakta bulunan heyecanlı şarkısına İzzet Öz tarafından bir klip çekildi ve Türkiye'de çekilen ilk klip olarak bilinmektedir. Grup bir zaman sonra dağılır ve üyeleri farklı çalışmalara dahil olur. Özkan Uğur 1978-1979 arasında Galip Boransu ve Cengiz Teoman ile grup Karma'yı kurdu. 1978 Eurovision şarkı yarışması Türkiye finaline imkansız şarkısıyla katılıp 4. oldular. Fuat Güner ve Özkan Uğur dönemin popüler oyunu şahları da vururlar için beste yaparlar. Ferhan Şensoy'la ortaklıkları Kahraman Bakkal süpermarkete karşı oyunuyla devam eder. Uzun bir aradan sonra Özkan, Mazhar ve Fuat tekrardan bir araya gelir. Grubun ilk çalışması 1980 yazında bir kez daha düzenlenen Merhaba Müzik müzikalidir. Grup ilk defa Eurovision şarkı yarışması için Türkiye'yi temsil etmek adına çalışmalara başlar. Eurovision şarkı yarışmasının elemesinde Nukhet Duru ile İstanbul İstanbul şarkısını yorumlayacaklardı. Yalnız jüri ekibi Ayşegül Ardinç'in yorumunu Türkiye finallerine seçti. İlk Eurovision macerasından bir yıl sonra Mazhar Fuat Özkan Müzikle Yaşam şarkısı ile Şenay'a eşlik etti. Şarkı 1982 Eurovision şarkı yarışması Türkiye finallerine kaldı. Yalnız grup üyeleri kayıtların şarkı yarışması için yapıldığını bilmedikleri için itiraz etti ve şarkı finallerden çekilmek zorunda kaldı. Aynı sene grup Onla Tunç'un düzenlemesini yaptığı Alanson'un bestesi Doldum Doldum şarkısı ile yarışmaya katıldı. Ancak ön elemeleri geçemediler. Şimdi gerçek MF'nin kuruluşuna geliyoruz. 1984 yılında Mazhar, Özkan, Fuat üçlüsü uzun zamandır üzerinde çalıştıkları ilk albümlerini çıkarırlar. Bu albümün adı Ele Güne Karşı Yapayalnızdır. İçindeki parçaların çoğu zamanında Şahları da Vururlar oyunu için besteledikleri parçalardı. Ancak Mazhar Alanson sözlerini değiştirerek albüme ekler. Albüm çıktı tuttu ama MEF ismi hemen kullanılmaya başlamadı. Şimdi onun hikayesine geliyoruz. 1985 yılında Mazhar Fuat Özkan üçlüsü bağımsız olarak ilk defa Türkiye Eurovision elemelerine katıldılar. Aşık Oldum bestesi ile birinci olarak şöhreti perçinlediler. 1985 Eurovision şarkı yarışmasına Diday Diday Day isimli şarkılarıyla katılarak 14. oldular. Peki MEF nereden çıktı? Yarışma esnasında sunucunun üçlü arkadaşın isimlerini söyleyemeyip kısaltmasından sonra MEF ismi hafızalara kazınmıştır. Ve üçlü arkadaş bu kısaltmayı severek bundan sonra çıkardıkları albümü EMF ismiyle sunmuştur.
Zaten yarışmadan önce çıkardıkları ilk albümde EMF yazmaz. Sadece isimleri yazar. Mazhar, Fuat Özkan gibi. EMF grubu en son 1989 yılında Türkiye Erevizyon şarkı elemelerine katılır. Milli sporcu Naim Süleymanoğlu için yazdıkları Adı Naim şarkısıyla. Bu şarkı maalesef elemeleri geçemez. Grup kariyeri boyunca iki